Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi konuşmasını yapması için sevgili Ender Argun'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Müsaadenle. Bunun ne işi var burada? Müsaadenizle beyefendi. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'un en nezih mekanlarından biri olan restoranımız yeniliklerine devam ediyor. Ben de mekanın yeni sahibesi olarak sizlere bundan sonra da kalitenin artacağına dair söz veriyorum. Bunun ilk adımı olarak kalite standartlarımıza uymayan sevgili Ender Çelebi'yi dışarı alarak ilk adımı atmak istiyorum. Buyurun Ender Hanım, sizi dışarı alalım. Hanımefendi, buranın parası çoktan ödendi yalnız, bunu yapamazsınız. İadeniz yapılacak beyefendi, çekilin. Buyurun Ender Hanım, dışarı alayım sizi. Ablacığım, gel çıkalım. Tamam arkadaşlar, çekmeyin. Bye bye, Ender. Hayırlı olsun hayatım. Teşekkür ederim, sağ olun. Burayı sana mı aldı? Evet, öyle oldu. Sağ olun. Hayırlı olsun. Bundan sonra hep bekliyorum size. Buyurun, poz verelim. Eğer beni sevmiş olsaydın, gidip Zehra ile evlenmezdin. Ben ne kadar üzüldüm. Senin haberin var mı? Ne bakıyorsun? Yıldız, ilk defa bunları söylüyorsun. İlk defa söylüyorum çünkü ben rol yapmaktan artık çok sıkıldım. Ben yoruldum. Doğru mu söylüyorsun Yıldız? Kemal, ben artık rol yapmak istemiyorum. Ben seni hala çok seviyorum. Nur, duyduğuma inanamıyorum gerçekten. Peki neden... Özür dilerim ben. Tutamadım kendimi. Kemal. Yıldız, nereye? Kemal, ben hazırlanmaya gidiyorum. Yıldız, ne hazırlanması? Çok bekledim bu an için, lütfen. Sen şuraya uzan, beni bekle, tamam mı? Peki, tamam. Emir, gelen giden var mı? Yok, yok Yıldız, yok ya. Ay nasıl yok ya? Ender'in Halit'e söylemiş olması gerekiyordu çoktan. Telefonla konuştu ama bilmiyorum. Bana bak, gözünü kapıdan ayırma, bana hemen haber ver, tamam mı? Tamam, tamam, hadi ver. Orada. Sana bir sürprizim var. Lütfen bekle. Tamam. Ee?
Evet, Halit de geldi. Hadi sen şimdi git, ortalıklarda gözükme. Ben seni arayacağım. Tamam. Sapan bir nedenden ötürü beni buraya çağırdıysan seni pişman ederim. Esas gelmeseydin pişman olacaktın. Geçelim mi? Ne oldu? Yıldız, şu anda Halit ve Ender otele giriş yapıyor. Geldi mi? Tamam, süper. Hadi kapat. Söylesene artık. Baba. Zehra, senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Ender çağırdı beni. İkiniz de ben çağırdım. Çünkü ikiniz de ilgilendiren bir durum. Alo, Yıldız. Şu anda Zehra da giriş yaptı. Zehra mı? Ay tamam, çok sevindim. Tamam, kapat. Baba ve kızın aynı kaderi paylaşması ne acı. Ender, saçma sapan konuşup durma. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Söyleyemem. Çünkü görmen lazım. Beklediğiniz cevap 2302 no'lu odada. Geçelim mi? Hatırlıyorsun değil mi? Anlattığım gibi. Evet, evet. Hah, aferin. Bekle. Anlamıyorum, sıkılmaya başladım. Artık söyle ne olduğunu. Bekle ve gör Zehracığım. Bekle ve gör. Yıldız. Geliyorum Kemal. Sadece 2 saniye kaldı. Ben bu kapıyı açtığım anda sen koşup diğer kapıyı açıyorsun. Yıldız, hadi artık. Geliyorum canım. Saniyeler kaldı. Sen gözlerini kapat. İyi tamam. Hadi bakmıyorum. Aç kapıyı. Anahtarım yok ki. Ama isterseniz kapıyı çalalım. Onlar kendileri açsınlar ha. Yıldız, ne yapıyorsun? Eşinize. Kaçıncı eşiniz? Bir 5 saydım ben. Dikkat edin. Çapkındır. Halit de öldüğünden beri görüşemedik. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Oo, Tumrucuğum. Ne haber? İyi, sen? İyiyim ben de. Çantana bayıldım. Bu şey değil mi? Limited Edition. Evet, o. Güle güle kullan. Canım yeni değil ki. Çok önceden almıştım da pek kullanmıyordum. Hmm, öyle mi? Aman dikkatli kullan. Çünkü biliyorsun servet değerinde ya, resmen ev parası. Yıldız. Ah, Matmazel Yıldırım, nasılsınız? Bonjour Cüneyt. Sizi burada görmek ne kadar güzel. Özellikle bu limited çantanızla. Merci beaucoup. Sizi daha sık aramızda görmek istiyoruz. Size göre çok güzel koleksiyonlarımız geldi. Ah tabii ki. Aman diyor. İnanmıyorum. Biz temizleriz. Merak etmeyin lütfen. Çıkar değil mi bunun? Lekesi çıkar değil mi? Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Olala. Aman diyor. Ay Kumrucuğum, yanlışlıkla oldu ya. Çok özür diliyorum. Biri bana çarptı, elimden düştü. Anladım Yıldız. Geçmiş olsun, iyi misin? Teşekkürler. Ay Kumru, vah vah ya. İstemiyorum oturmak falan. Gitti çanta. Vah vah.
Kıvrıcığım yaşayacak mı? Ay şaka yapıyorum Gül diye ya. Böyle acilin önünde yürüyor gibisin ya o yüzden. Ay ne olacak bu kadar üzülme ya. Cana geleceğine mala gelsin. Evet Yıldız, evet. Çıktı mı lekesi? Büyük bir ölçüde çıktı. Fakat başka bir sorun var. Nedir? Bu çanta fo. Yani sahte. Ne? Anlamadım. Sahteymiş. Eksperlerimiz kontrol ettiği maalesef sahte. Saçmalamayın. Bu sahte olamaz. Bu bana hakaret bir kere. Matmazel, lütfen sinirlenmeyin. Ben bu çantayı Paris'ten aldım. Orada kaydım var. Arayın. Beni böyle töhmet altında bırakamazsınız. Mahkemeye veririm size. Lütfen sakin olun. Lütfen. Sakin falan olamam. Benim burada işim. Ben hayatımda sahte parça almadım, almam. Buyurun arayın diyorum size. Kaydım var. Bu çanta sahteyse bana sahte çanta satmışlar demektir. Haklısınız. Arayın hemen. Hemen arayacağım. Ben sakin olun. Ve şimdi en iyi çıkış yapan ürün ödülünü almak için sahneye Yıldız Kuyucu'yu davet ediyorum. Sağ olun. Hayrane Hanımcığım, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Bu ödül benim için inanın çok sürpriz oldu. Çünkü çok yeni bir ürün. Bu gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Özel olarak teşekkür etmek istediğim birkaç kişi daha var. Şimdi izniniz olursa her zaman bana destek olan canım kocam Çağatay'ı sahneye davet ediyorum. Gel hayatım. Her zaman çok örnek aldım. Bu şampuan işinde beni yüreklendiren çok sevgili dostum Kumru Yıldırım. Davet ediyorum seni de buraya. Ne yapmaya çalışıyor bu? Gel Kumrucuğum. Aslında ben bu anı çok bekledim. Normalde içi dışı bir insanımdır. Öyle plan program yapan biri değilim. Ama bu hayatta bana planlı olmayı öğreten canım kocama ve metresi Kumru Yıldırım'a teşekkürü bir borç biliyorum. Dur, nereye gidiyorsun? Yuvamın yıkılışını kutluyoruz. Bu ödülü bana ihanet ederek beni kamçılayan canım kocam ve onun arkadaşım kılığındaki metresini adıyorum. İyi ki varsınız. Bravo size. Sürpriz. Bravo. Oğlum ne oluyor lan? Alt üstü bir yemek yiyeceğiz dediniz. Yıldız da yok. Yani vallahi bize de tam bir bilgi vermediler. Ömer'in sürpriz varmış demek ki.
Asuman ne oluyor? Yıldız'ın sana çok büyük bir sürprizi var. Bu arkadaşlar, ay hoş geldiniz. Çağatay'cığım poz versene. Yıldız, hemen şu rezilliğe bir son ver. Yoksa gerçekten çok kötü olacak. Kocam şunu demek istedi. Ay, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tatsız olaylar yaşasak da konuyu gördüğünüz gibi tatlıya bağladık. Ve sizlerin huzurunda nikah tazeleyeceğiz. Bak şunun tatlılığına, aşkısı. Evet. Nikah için sizi şöyle alayım lütfen. Gelin, buyurun. Gelin, koy anneciğim. Bak orada. 6-5, bravo. Hadi git izle anneni. Sevgili dostlar. Bakınız, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin. Ama bizim bildiğimiz aşk da Yıldız'la Çağatay. İşte bu ölümsüz aşkınızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri tekrardan hiç ayrılmamacasına karı koca ilan ediyorum. Damadı öpebilirsiniz. Amin. Anne. Hayatım, bana yeni aldığım büyük yüzüğü annem getirdi. Bravo. Alkış. Aşkım, inşallah beraber yaşlanırız. Buruş buruş olana dek ayrılmayız. Ya da ben yüzümü gerdirim, sen buruşursun. Tuncay abi. O zaman dans. Yalnız Caner, Yıldız kendince intikam aldığını düşünüyor ama bu işin sonu hiç iyi olacağı benzemiyor. Ben sana söyleyeyim. Zaten Çağatay'a baksana. Kıza resmen iblis gibi bakıyor. Yere düşmüş duş başlığı gibi, her an sağa sola bir şey püskürtecek gibi. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yıldız bu hamlesiyle Kumru'yla Çağatay'ın ilişkisini sonsuza dek bir daha girip dönmemek üzere bitirmiş olabilir. Ve senin tarafın hala belli değil. Nasıl belli değil Caner? Ben kendi tarafımdayım. Biliyorsun yani. Bahset. Oğlum bunları baya baya nikah tazeliyor lan. Biraz öyle oldu ya. Ulan sen de bir şey söylemedin. Kumru'ya ayıp olacak şimdi. Oğlum ne kumrusu ya? Zaten senin de haberin yoktu, öyle dersin işte. Zaten olsaydı gelmezdim buraya. Bana bak, senin bu kumruya olan ilgin gitgide artıyor. Konuştuklarımız gerçeğe dönecek ha. Yok oğlum, ne alakası var ya? Biz arkadaşız onun. Peki. İlkokul çayında mıyız Çağatay? Niye bu kadar uzak duruyorsun? O maskaralık bitsin, ben sana göstereceğim uzayı. Ne yapacaksın? Herkes gidince lambada mı yapacaksın? Yıldız, sen böyle bir şey benden habersiz nasıl yaparsın ya? Aman aşkım ya, ben öyle cinsiyet şeylere takılmıyorum. Ne var yani? Kadın da teklif edebilir. Hemen kes şu maskaralı. Ah! Basılır adettir. Bilin basar ayağına. Yıldız, bak hemen herkesi yolla, yoksa olay çıkarsın. Aşkım, dişlerini sıkma, minelerin zedelenecek. Ay canım benim ya, maşallah bize. Ben kaçıyorum oğlum. Sen bilirsin kardeşim. Aa Ömer'cim, nereye? İşlerim var biraz daha. Tebrik ederim sizi. Ay dur, nikah şekeri almadan olmaz. Aysel, koş. Nikah şekerlerimizi getir. Al canım. Bu da arkadaşımla olsun, birbirinize sıkarsınız. Görüşürüz. Bye. Yıldız, ben bu gecenin hesabını sorarım sana. Hadi dans.
Basın mensubu arkadaşları şöyle dışarı dolar alabiliriz. Teşekkürler, sağ olun. Buyurun, buyurun. Gilemir, dans. Devam tabii. Hadi, gel. Tuncay abi. Senle ben 5 kere evlendik oğlum. Haydi. Anne. Hayatım, bana yeni aldığım büyük yüzüğü annem getirdi. Ne? Nasıl ya? Allah kahretsin sizi. Allah kahretsin sizi! İyi misin? Şimdi daha iyi. Ay anne, Çağatay'ın suratını gördün mü? Nasıl şovdu ama. Şu kumrusunun yüzüğünü de çıkarayım da. Allah bildiği gibi yapsın onları ya. Yemin ediyorum bittim Yıldız, bittim. Ayaklarıma kara sular indi. Bir daha evlenme. Ay anneciğim inşallah diyeyim ama biliyorsun ne olacağı da belli olmuyor. Hoş, nikahta da keramet var. Ben görmedim bir kerametini. Öyle evlenmek duşa girmek gibi bir şey. Girene kadar zor gelir ama girdikten sonra da dünyanın en güzel şeyidir. Bu hesaba göre ben Çağatay'ı hamamda kese yaparken mi yakalamış oluyorum? Hiç de güzel değildi. Ay Yıldız, seninle de hiçbir şey konuşulmuyor. Ne kadar pesimist pesimist konuşuyorsun. Allah Allah. Bak şimdi aynı eve girdiniz, ne olacağı belli mi olur? Ay anne, bitmedi senin de şu umudun. Bir şey olacağı yok, intikamımı aldım işte. Aşk mı aşk yok bizim hayatımızda, tamam mı? İntikam için yaptım. Hadi gidiyorum ben, burayı sen toplarsın. Aa oldu. Toplarmışım. Ay. Ay oğluşum, nasıl da mışıl mışıl uyuyor. Baban olacak o adam da misafir odasında uyuyor. Çünkü hak ettiği o. Ay beter olsun inşallah. Odasını da özlemişti çocuğum. Baba. Kumru. Hocam. Kızım ne oldu, iyi misin? Değilim ben. Çağatay'ı terk ettim. Ne? Sen haklıydın baba. Kızım benim haklı olduğum, evlendiğin gün mü aklına geldi? Evlenmedim. Evlenmedim. Onu orada bıraktım ve buraya geldim. Bak kızım, ben sana defalarca söyledim daha önce. Beni o zaman dinleseydin şu an bu kadar üzülmezdin. Biliyorum. Ben nasıl böyle bir hata yaptım ki zaten? Kendi kulaklarımla duydum. Ama merak etme. Bunun intikamını alıp geldim buraya. Düğün günü onu orada bırakarak intikamını aldım. Kimse bizimle oyun oynayamaz. Hiç kimse. Çağatay çok pişman olacak. Çok pişman olacak. Misafir mi geldi? Güvey kızım gelmiş. Kim üzdü canım seni? Ne oluyor burada? Yıldız ne diyorsun sen? Ay bana anne de. Biz evlendik.
abim. Hadi güle güle gidin, güle güle gelin. İnşallah Seda'yı. Dur ben Yıldız'a haber vereyim. Aşkım şimdi çıkıyorum. Havaalanında buluşuruz. Tamamdır. Ben de yoldayım aşkım. Çok heyecanlıyım. Yola çıkmış bile. Abi bekletme yengem hadi. Aynen. Senin ciddi bir ilişki istediğini sanıyorum. Ama ben onu seninle istiyordum. Herkese değil ki. Bak. Oğlum, baba mı dedin sen? Halitcan'ı ben hep oğlum gibi gördüm. Yıldız'la bir gün çocuğumuz olursa da bu gerçek asla değişmeyecek. Ve ben ona hep iyi bir baba olmak için uğraş vereceğim. Efendim Çağatay. Yıldız ben geldim hayatım. Sen neredesin? Olmam gereken yerdeyim. Anlamadım. Neredesin? Kocamın yanındayım. Yıldız sen ne saçmalıyorsun? Hep sen mi oyun oynayacaksın Çağatay? Bu sefer de ben oynadım. Artık beni rahatsız etme. Kocamla güzel bir gün geçireceğim. Oldu mu canım? Hadi bye. Görüyor musun bak bizi nasıl birbirimize yakıştırıyorlar. Ama davul bile dengi dengine diye boşuna dememişler değil mi Doğancığım? Sevgili dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gecenin en önemli ödülüyle başlamak istiyorum. Şimdi sahneye yılın en sersabi kadınını çağırıyorum.
Alkışlarınızla Yıldız Yılmaz. Çok sağ ol hayatım. Herkese iyi akşamlar. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Ama en çok benim zaferimi ayakta alkışlayan eski dostum Ender'e, kocamı çaldın ama ödülümü çalamadın demek istiyorum. Aa, gidiyor musunuz? Hadi neyse, sonra görüşürüz. Ay Komuro, bu an bana bir şey hatırlattı. Sana da hatırlattı mı? Aramızda bir şaka. Ay ben böyle bana kötülük yapanları mutlaka bir kürsüde afişe etmeyi seviyorum. Kuyum kurusun. Neyse, ne diyorduk? En tarz benim. Doğru bildiniz. Siz Sayın Doğan Yıldırım, Sayın Ender Çelebi'yi hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, varlıkta, yoklukta eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Sarıyer Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak... Bir dakika. Ne işi var şu anda burada mı? Nikahınıza 2 dakika reklam arası verin. Yıldız, ne oluyor? Sen artık benim muhatabım değilsin. Ama yanında eşin olacak şu kadın var ya, ona bir iki cümle söylemek istiyorum. Yıldızcığım, demek gelmeye karar verdin. Okey. Ama izninle nikahımızı tamamlayalım ha? Ne dersin, seni şöyle alsak? Yıllar önce ben gelinlik denerken bana bir cümle kurmuştun, hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum Yıldızcığım, kusura bakma. Ya çok güzel ama biraz şöyle şuradan alsak mı? Bol gibi geldi bana, sanki daha iyi olacak. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Pardon. Hanımefendi, pardon, bakar mısınız? Ay, filmlerde nasıl oluyordu? Bağırma, seni kimse duyamaz. Siz benden ne istiyorsunuz? Buraya kadar seni tebrik etmeye gelmedim tabii ki. Kabul ediyorum. İyi bir plandı. Ama hayatının en büyük hatasıydı Yıldız. Pardon hanımefendi. Bu kadar mı korkuyorsun benden Yıldız? Korkma, ben aslında iyi biriyim. Sadece kötü olmam gerekirse bu konuda çok iyiyim. Ve bunu sana unutturmamak için elimden geleni yapacağım. Nefes kadar yakınında olacağım. Hikaye daha yeni başlıyor Yıldız. Bakayım. Böyle daha iyi. Babacığım. Ben sana hatırlatayım o zaman. Hikaye daha yeni başlıyor. Böyle daha iyi. Geldi, 2 dakikada hepimizi lanetledi gitti. Dev hareket. Ender. Okey. Gelsin. Giyinmiş, süslenmiş, hazırlanmış. Bakalım bizi daha neler bekliyor. İster misin şimdi bir de annen çıksın gelsin? Ha, yok yok yok. O bu işi yokluğuyla protesto ediyor. Ha, en iyisini yapıyor. Buyurun, imzaları atabilirsiniz.